Şimdi de üst katın korkuluklarını ve balkonlarını modelleyelim. Bunları da oluşturalım. Şöyle baktığımızda buradaki balkon L şeklinde bir balkon. Buradaki tarama ve yazıyı direkt height object yapalım, seçip layer of da yapabiliriz. Layer of da başka çizimleri de gizlediği için sıkıntı oluyor. Buradaki çizim ve taramaları yazıları seçtikten sonra sağ tıklayıp isolate'dan height object diyorum. Böylece bu kısmı gizliyorum. Tekrar şöyle bir bakalım. Şu alanda bir döşeme oluşturacağız. Döşeme oluştururken yine layer'ımızı duvar layer'ı olarak seçelim. Ardından burada da bir polisolid uygulaması aslında yapabiliriz. Polisolid komutunu çalıştıralım. Tabii bu tarafın genişliği eşit mi? Hemen bakalım. Yoksa press pull'la oluşturacağız. 144 küsür geliyor. Ancak iki taraf eşit değil. O halde buradaki diğer çizgileri de seçip bunları gizleyeceğim. Başka bir seçeneğimiz fazla kalmıyor. Sağ tıklayıp isolate'dan hide object. Burayı da seçelim. Yazıları seçelim. Gereksiz çizimlerin hepsini seçelim. Bunları işimize yaramayacak kısımları seçip gizleyelim. Sağ tıklayıp isolate'dan hide object diyorum. Ardından press pull komutunu çalıştırıp buradaki boş alanı extrude yapacağım. Öncesinde offset komutunu çalıştıralım. 20 santim buradaki dış çizgiyi içe doğru offsetleyelim. Enter. Böylece extrude'layacağım alan belli. Press pull diyorum ve buradaki alanı seçiyorum. Alanı seçerken dikkatli seçmekte fayda var. Şu alanlar biraz çakışıyor. Çizgiyi dışa doğru alalım. Ardından tekrar press pull diyelim. Döşemenin kendisini seçtim. Yükseklik 12 santim. Enter. İşlemden çıktım. Şu alanın içerisine polisolid komutuyla duvarımızı oluşturacağız. Polisolid komutunu çalıştırıyorum. Buradan height değerini 70 yapıyorduk. Width değerini 20 yapıyorduk. Ve justification right diye ayarlayalım. Şuradan itibaren tıklayıp duvarımızı çizelim. 1, 2, 3 ve 4. nokta yeterlidir. Şimdi de oluşturduğumuz bu balkon duvarının üstüne korkuluklarımızı oluşturalım. Polisolid komutunu çalıştıralım. Buradan height değerini 5 yapalım. Enter. Width değerini 4 yapalım. Ardından justification'ı bu sefer center yapalım. Center'dan kastımız şuradaki orta noktayı baz alarak çizmek. Burayı da değer vermek suretiyle çizelim. 100 enter. 100 az geldi şu anda. Bir miktar daha arttırmamız gerekiyor. 20 enter. Değerleri biraz şöyle ekranda herhangi bir yere tıklayalım veya değerlerde biraz sıkıntı yaşadık. Şuraya da tıklayalım. Ardından burada dik noktaya tıklayıp tamamlayalım. Böylece hani polisolit ile otomatikmen hani bazı yerlerde de ölçü girmeyerek korkuluğumuzu oluşturduk. Korkuluğu yukarı doğru taşıyacağım. Move diyorum. Yukarı doğru 20 santim taşıyorum. Bu işlemi gerçekleştirdik. Şimdi de buraya korkuluğun diğer kısımlarını oluşturalım. Silindir diyorum. Silindir komutuyla şuradaki orta noktayı artık baz alacak şekilde şöyle çapı bu kadar yeterli. Yüksekliği de
buraya baktığımızda 20 santim aslında yeterli, artar. Bunu düşey olarak bir miktar taşıyorum. Fazla taşıdık. Şöyle hizalayalım. Yan görünüşten bu detayları daha iyi görebiliriz. Yine aynı objeyi seçelim. Plan görünüşten de bakalım. Plan görünüşte bunu bir miktar kaydırmamız gerekiyor. Bu işlemleri taşıma işlemlerini yaparken orta moduyla aktif ederek taşıma işlemleri yapın. Yoksa doğrusal taşımakta bir miktar sıkıntı yaşarız. Şimdi array komutunu çalıştıralım. Modify'dan. Buradan korkuluk parçamızı seçiyoruz. Enter diyoruz. Ve row değerini 1 yapalım. Clone değerini 4 yapalım. Tabi tam tersi olacaktı. Şurayı 4 yapalım. Aralığı da arkadaşlar aralığını bunların 25 yapalım. Eksi 25 yaparsak sıkıntı olur mu? Yönünü değiştirmek açısından bakın. Eksi 25 yapınca yönünü bu tarafa olarak tayin ettik. Enter diyelim. Korkuluğun kendisini seçiyorum burada. Copy Selection diyorum. Bir kopya alıyorum. Ardından Enter. Ardından bunu seçip Rotate komutuyla bunu döndürüyorum. Döndürme işlemini 90 derece yapıyorum. Tekrar korkuluğumu seçiyorum. Move yapıyorum. Ve buradan objenin tam altına hizalıyorum. Bu ölçülü olmak zorunda değil tabi. Bunları tam köşe noktaya kadar taşıyalım şöyle. Move diyorum. Seçiyorum bu şekilde. Ardından görmüş olduğunuz gibi balkonumuz burada hazır. Balkonun buradaki korkuluğunu seçelim. Şuradaki orta noktada yakalamak suretiyle, orta vertex noktasına yakalamak suretiyle uzatalım. Uzatma işlemini yaparken otomatikmen array komutunda belirlediğimiz değerlerde şu kısımda verdiğimiz değerlerde aralıklarda otomatikmen gördüğünüz gibi korkulukları konumlandırıyor. Escape ile işlemden çıktım, işlemi yaptıktan sonra yine bu taraftaki korkuluklardan bir parça seçmek suretiyle copy selection diyorum. Venue şöyle taşıyorum. Üst plana geçiyorum. Üst planda korkuluğumuzu seçip bunun yine eşit aralıklarla arttırıyoruz. Şöyle. Bu enter yapalım. Özellikle hangi görünüşte problem oldu? Şuradan itibaren. Yönü tabi biraz ters olmuş. Şöyle ayarlarsak bunu aynalamamız gerekiyor. Buradaki korkulukları seçiyorum. M-I Enter. Şu şekilde düşey olarak aynalıyorum. Ardından korkuluklarımızı seçip yönünü bu tarafa tayin ettiriyoruz. Yönünü tayin ederken arkadaşlar şöyle çoğaltma işlemi yapacağım. Row sayısını düşürelim burada. 19 çok fazla. Bunu 15 yapalım. Hatta 16 olsun. 16. Ardından işlemi onaylayalım. Escape'de çıkıyorum. Şimdi büyük balkonumuz, yani L şeklindeki balkonumuz hazır. Ancak bu şu döşeme kısmını da bir miktar yukarı taşımamız gerekiyor. Ön cepheden, cephe görünüşünden baktığımızda arada bir miktar farklılık var. Üst kodu, alt kodu 20 santim, yaklaşık 8 santim içe doğru taşınıyor. Döşememin kendisini seçiyorum, sağ tıklıyorum, move diyorum. Ve düşey olarak taşıyorum. Düşey olarak 8 santim taşıma işlemi gerçekleştirdim. Şimdi bunu da bir grup haline getirebiliriz. Veyahut da birleştirme yapalım. Taşımak daha kolay olur. Şuradaki iki parçayı birleştirelim. Ardından korkuluklarımızı da yan görünüşten seçip grup haline getirelim. Grup diyorum. Korkuluktan hepsini seçtim. Enter dedim. Ve bunları bir grup haline getirdim. Böylece taşıma işlemimiz kolaylaşmış oldu. Buradaki parçaların hepsini seçiyorum. Move diyorum.
ve alıp 3D modelimin olduğu alana doğru taşıyorum. Bu taşıma işlemini getirip şurada konumlandırdım, ancak biraz problem var gibi. Bu enter yapıyorum. Tekrar seçelim. Korkuluklarımızı seçelim. Ardından sağ tıklayıp move yapalım. Şu dış noktadan yakalayalım. Bu sırada F8'e basarak doğrusal taşımayı iptal edelim. Şöyle taşımış olalım. Şöyle baktığımızda, ön görünüşten de baktığımızda burada tabii bir miktar sorun var. Bunu aşağı doğru biraz daha taşımamız gerekiyor. F8'e basarak doğrusal bir şekilde taşıyalım bunu. Eksi 20 kadar taşıyalım. Maalesef 40 olacak. Eksi 20 yazmamıza gerek yoktu. Şöyle bakalım orbitle. Balkon korkuluklarımız yapıldı. Tabii şuradaki detayı görüyorsunuz. Şurada ufak da bir detayda bir problemimiz var gibi. Bunu ayarlamamız gerekiyor. Belki taşıma işlemini yanlış yaptık. Move diyelim. Ve şöyle bir taşıyalım. Döndürerek bu işlemi yaparsak daha faydalı olur. Alt noktadan yakalayıp şöyle taşıyıp bırakalım. Biraz daha mantıklı oldu. Evet. Tam bu hizada. Böylece L balkonumuzu oluşturmuş olduk.